Ya Allah, bismillah. Evet, grafen seri üretim... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, grafen seri üretim tesisi açılış törenine katıldı. Bakan Varank, buradaki konuşmasında Türkiye'nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışmalarına değindi. Intranazal aşıların klasik aşılardan farklı olarak burundan sprey olarak uygulandığından söz etti. Türkiye'nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışması şu anda hızla devam ediyor. Bu aşı mRNA ya da inaktif aşı teknolojisinden farklı olarak protein temelli olarak tasarlandı. Burundan uygulanan aşı virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüsle mücadelede daha etkin olabileceği öngörülüyor. Bakan Mustafa Barank söz konusu aşı türünün mutasyon durumunda çok hızlı bir şekilde yeniden modelleme ve salgının olası ilerleyen seyirlerinde Türkiye'nin elini güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Bu aşı türü mutasyon durumunda çok hızlı bir şekilde yeniden modelleme ve salgının olası olası ilerleyen seyrinde de elimizi güçlendirme potansiyeline sahip. Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan İlk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra faz 1 denemelerine başlanacak TİT-CK'nın onayını bekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank onay alınırsa Nisan ayında ilk insan denemelerine başlanacağını sözlerine ekledi. Eğer onayımızı alırsak Nisan ayında inşallah insanlı denemelere e, başlamış olacağız ve tüm klinik aşamaların hızlıca başarıyla tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl, açı, yıl içerisinde kullanıma sunulmasını da hedefliyoruz. Konuşmasının devamında grafen malzemesinin önemine ve özelliklerine de değinen Bakan Mustafa Barank şunları kaydetti. Çağımızın ezber bozan teknolojilerinin beslendiği ana kaynaklardan biri malzeme biliminde yaşanan ilerlemeler. 2004 yılında malzeme biliminin dünyaya tanıttığı grafen, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleriyle büyük bir yankı uyandırdı. 2010 yılında kaşiflerine Nobel Fizik Ödülünü kazandıran bu malzeme, insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Zira grafen çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken, bir o kadar da esnek ve hafif bir malzeme. Grafen sayesinde daha uzun ömürlü malzemeler, ultra hızlı şarj edilebilen bataryalar, daha hızlı ve daha hafif uçaklar, vücuttaki nöronlara bağlanabilen biyonik cihazlar üretilebilecek. Bakan Varank'ın konuşmasının ardından Grafen seri üretim tesisinin açılış kurdelesi kesildi. Bakan Varank ayrıca fabrikanın çalışması için start düğmesine de bastı. Evet, yıllık 100 tonluk yüksek hacimli üretim kapasitesiyle çevre dostu üretim yöntemleri